Merhaba sevgili seyirciler. Bir haftalık aradan sonra POTA6 programıyla yeniden birlikteyiz. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve potaların nabzını tutmaya devam edeceğiz her hafta olduğu gibi. Konuğum bu hafta çok değerli dostum. Frutti Extra Bursa Spor Yönetim Kurulu üyesi Avukat Yalçın Canbaz. Sevgili dostum hoş geldin. Hoş bulduk Serkan abi. Şükür bugüneymiş. Kaç hafta görüşemedik. Bir takım, sağlık sorunları. Evet sağlık sorunları oldu. Tekrar geçmiş olsun diyorum sağ ailene ol, de. Sağ ol. İnşallah iyilerdir. Daha çok iyilerdir. Şükür, herkes çok aman iyi olsunlar. Çünkü bu zamanda her şeyin başı sağlık. Pandemi malum. Evet. Bir taraftan tabii maalesef başka hastalıklar da oluyor. Önce sağlık diyoruz ve bu hafta bu saatteyiz ama sevgili seyircilerimize bir hatırlatma yapayım izin verirsen. Önümüzdeki hafta Bursa Spor'un futbol maçı ve daha sonra da Giresun ve Tuzla maçları pazartesi olacağı için 8 Şubat pazartesi günü 18'de değil 16'da beraber olacağız. 15 Şubat pazartesi yine Bursa Spor'un futbol maçı nedeniyle saat 18'de değil gündüz 16'da beraber olacağız. Futbol programlarını da salı gününe aktardık. Böyle bir değişiklik yaptık. Çünkü akşam 7'de maçlar. Maçlar. 6'da başlarsak 7'de çakışıyor. Hem bizim işimiz gereği hem de yayın gereği sıkıntı oluyor. Böyle bir değişiklik 2 hafta boyunca artık pazartesileri 16'da beraber olacağız diyelim. Ve hemen başlayalım. Sevgili Yalçın Canbaz, sen de yoğunsun. Bir taraftan kulüp işleri, bir taraftan avukatlık. Kendi işlerin de var. Açıkçası bu sene pandemiden dolayı tribünlerin boş olması, geçen sene yarıda kalan bir sezon hepimizi etkiledi. Tadı tuzu olmuyor. Ekrandan evet, da izlesek, salondan da izlesek. Ama bir taraftan da mücadele ve Sırp Hoca ile beraber toparlandınız. Son 6 haftada 4. galibiyet oldu bu. Arada bir 3 galibiyetten sonra 2 mağlubiyet girdi. Biri zaten Efes hazır şey maçıydı, erteleme maçıydı. Açıkçası şöyle başlayalım. Petkim maçı kazanılması gereken bir maçtı. Hmm. Petkim çarşamba günü önce Tofaş'a kaybetti erteleme maçında. Cumartesi günü de sizinle oynadı ve 95-89 ilk çeyreğe bakıyoruz 26-20 devre 53-42 ki 53 sayı ilk yarıda Bursa Spor için çok iyi bir sayı. Evet. 78-70 3. çeyrek skoru son dakikalarda biraz maç sıkıntıya girdi ama 2'ye kadar indi fark 55 saniye kala 89-87 idi. Orada bir basket foul kazandı konuk ekip Ali Apetkim. Ama yine orada Şayok devreye girdi. Attığı basketler Aliha taktik faullere başvurdu ve maç 95-89. Şayok'un 24 sayı, 4 reboundu çok önemli bir belirleyici. Manfurt'un da 19 sayı, 2 rebound, 3 asist, 1 blokluk. Enteresan bir guard performansı var. Yani Newman gittikten sonra Manfurt neler yapabilir diye konuşuyorduk ama Manfurt evet. Zaten Newman gitmeden önce de 2 maç önce ben buradayım mesajını vermişti 20'li sayılarla. Özellikle iç saha maçlarında. Değil mi? Ayrı oynuyor. Acayip oynuyor. Evet. Kadji bu hafta 30 dakikada foul problemine girmesine rağmen yine 18 sayı 4 rebound'daki iyi idare etti kendisini. Bu arada yönetmenim de uyarıyor. Radyo anonsumuzu da yapalım. Sevgili seyirciler, radyoyla da ilgili 94.2 Radyo Bursa'da bugünden bizi dinleyebilirsiniz. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar, iş yerinde olanlara hayırlı işler, evlerinde olanlara da iyi akşamlar dileyelim. Ve bize sorularınızı bu videonun altına bekliyoruz. Facebook'tan izleyenlere de bu bildiriyi yapmış olalım. Ben de mikrofonumu düzelteyim. Yönetmenimden uyarı geldi. Şu anda iyi mi? Ses durumu? Tamam. Onu da konuştuk. Özür diliyorum sizden bu boşluk için. Ve güzel gitti. Açıkçası 18 sayı 4 rebound 2 top çalma demiştik Kazi için. Birkan Batuk da son haftaların en önemli performansını sergiledi. Doğum gününde iyi bir değil mi? Performans doğum günü gibi. Kutlamasını kendi kendine yaptı. 15 sayı 3 rebound 1 top çalma. Bu açıdan bakıldığında bu maçın üzerinde başlarsak nasıl değerlendireceksin Petkim maçını? Çünkü kazanılması gereken bir maçtı. Evet. Alt sıralardan uzaklaşma adına 19'da 7 oldu galibiyet sayısı. Evet. Serkan abi bu sene sanırım ilk programımız. Evet bu sene görüşemedik. Evet, Sezer Başkan'la iki program yaptık da.
Ya biraz başa dönelim bugün anlayabilmek için. Evet, Şimdi olur tabii. bir 2'de 2 ile başladık sezon başı. Ondan sonra buradaki Antep yenilgisinden sonra açıkçası bazı zafiyetler yaşadık. Yine Avrupa Kupası heyecanı yaşatmak istedik Euro Bursaspor'a. Cup ama işte Evet. seyircisizlik biraz kötü oldu. Bu Euro Cup'ın biraz bize yük olduğunu ve bizi olumsuz etkilediğini tabii yaşadıkça öğreniyoruz bunu, tecrübe Gidilen, ediyoruz. oynanmayan boş maçlar vardı, değil Evet. mi? Yani yaklaşık iki deplasmandan maç oynamadan geri döndük. Bir tanesinde 4 gün kalarak. Slovenya ve Fransa. Evet. Yine burada 3 defa hatta 4 defa oyuncularımız topluca 5-6 kez Covid vakası yaşandı. Bazen 6 kişi, bazen 4 kişi. Evet, çok büyük sıkıntılar oldu. Evet, yine 7 kişi çıktığımız bir Bahçeşehir maçı var Covid vakaları sebebiyle. Tabii bazı şeyleri yaşamadıkça tecrübe edemiyorsunuz. Avrupa heyecanını bir yandan Bursaspor'a, Bursa camiasına yaşatmak isterken bunun Evet. olumsuz etkilerini yaşamadık değil. Bu anlamda sportif başarısızlıksa evet, sportif başarısızlık şu an için söz konusu. Son 4 haftada 3 galibiyet aldık gerçi ama baktığımızda yine de bu sene özelinde biraz daha ibre olumsuz noktada şu Yani an. en azından hani bu düşme hattının oralarda gezinmesi pek Ya beklenmiyordu. evet, açıkçası 3 hafta önce de benim düşme konusunda herhangi bir şeyim Endişe yoktu. mi? Endişem yoktu. Ama yerimiz eksik maçımız da olsa, biliyorsun 2 maçımız eksikti Serkan Ondan abi. öyle gözüküyordu. Tabloda o 2 maçın eksikliği çok farklı bir noktada bizi gösteriyordu. Şimdi eksik maçlarımız tamamlandı ve işte geçen sene iyi bir performans gösteren Perry Johnson bu sene, Hiçbir şey yapmadı ya. evet bu O sene çocuk bizi doğduktan yanıltması. sonra çocuğu oldu. Aklı orada mı kaldı? Bilmiyorum, sen daha iyi biliyorsun tabii yani. Yani basketbolu sizler kadar teknik kısmına hakim değilim ama Türkiye'nin Estağfurullah. en iyi 3-4 tane 4 numarasından biri olarak gösteriliyordu. NBA patentli bir kariyeri var. Performansı hatta Kevin Durant'la onun varisi olarak falan gösterilmiş sanırım. NBA'de olduğu Genç dönem yaşlarda genç evet. yaşlarda. Bu seneki performansı bizi de şaşırttı. Yani transfer hatası mı Perry Jones? Geçen sene bizde olduğu için bence transfer hatası değil. Yok, Bu kalan tek seneki yabancıydı evet zaten. kalan tek yabancıydı. Bu seneki performansı bizi biraz açıkçası üzdü. Sükut hayale uğrattı Evet. diyebiliriz yani. Kendisiyle de teşekkür ederek yollarımızı ayırdık. Geçen gün öyle bir açıklama yaptınız. Başka bir takıma gitti herhalde. Evet, Almanya'ya gitmiş Almanya sanırım. bir Yani ara Yunanlılar da istiyordu galiba. Prometheus ilgilenmiş ama Almanya'ya daha sonra gitti. Yani bu oyuncuyu kariyerini mi satın alırlar yoksa Rutte Ekstra Bursaspor kariyeriyle ben bu oyuncuyu almam yani. O bizi ilgilendirmiyor da Almanya'nın sorunu. Vallahi neyi tercih ettiklerini Şimdi bilemiyorum Sırp Hoca ama geldi. Sonra o Dušan Olimpijević'te de pek ilk başta Avrupa'da birkaç galibiyet geldi ama onlar sadece yerimizi ya değiştirmeye mesela ligdeki yaradı. ilk maçımız Olimpiyeviç'te Afyon maçıydı. Evet, Maçın hatırlıyorum. çok büyük bölümünü önde götürdük Afyon'da. Yine son 4 dakikada 76-70 gibi bir skorla mağlup ayrıldık oradan. Yani bazı maçlar pisi pisine gitti. Yani buradaki Türk Telekom maçı 107-108. Bir Evet. önceki hafta Darüşşafaka maçı 3 sayıyla kaybettiğimiz. Maçın neredeyse 37 dakikasını önde götürdüğümüz maçlar. İşte basketbolda ne yazık ki bu tarz Şeyler oluyor. yani 1 dakikada 9-10 sayının kapandığı maçlar izledik. Bir de Amerikalı yabancı rotasyonu da biraz tabii koçun da tercihleriyle hızlandı. Önce bir Lamar Peters geldi. Sonra Şayok, Şayok, Tillman. Tillman geldi. Bu arada Newman gönderildi. 6 yabancı ağır geleceği için ekonomik yönünü sen daha iyi biliyorsun. Evet. Bu 5 yabancı şimdi oturdu. Ki bazı sorular geliyor bize geçtiğimiz haftalarda. Mesela hala bir yabancı pivot düşünüyorlar mı diye. Ben biliyorum bunu ama bir de yetkili olarak sana sorayım. Yani işin teknik kısmına çok hakim değilim. Yani Yok, hocamızın size bir talepleri, yönetimden bir istek şey teknik yani adam istek geldi mi? hocamızdan Düne kadar yani. yok. Yani özellikle ilk tercihi Gart 4 oldu. numaraydı ve guard Evet. hocamızın. Önce Lamar Peters'ı getirdi. Ondan sonra Şayok ve Tillman geldi. Şayok iyi bir transfer ama NBA Şayok oynamış. 4 evet maçı var. yani kalitesini de hemen
gösterdi. Gösterdi. Beşiktaş maçında kenardaydı, hiç oynatmadı. Jet lag olduğu için tabii yorgun geldi. Yani bir idmana çıkmıştı galiba. Setlerle ilgili bilgisi olmadığı değil için. Ama o maçta iyi gittiği için değerlendirmedi. İşte daha sonra Tillman geldi. Tillman da şu an alışma döneminde. Evet. Avrupa kariyeri var. Avrupa kariyeri var ve hani talihsiz bir olayı olmuş şu an. Onu atlatma sürecinde Tillman'da. Yani bundan sonra düştük ve şu an ayağa kalkma dönemindeyiz. Yani ayağa iki haftadır iyi gidiyor, evet, maşallah. Ayağa kalktığımızı düşünüyorum. Peki şimdi kalan maçlarda herkesi merak ettiği tribünler de taraftar takımıyla buluşamıyor. Hı-hı. Herkesin evinde TV bu yok. Hı-hı. TRT'de çok ender veriyor Frutti Ekstra Bursaspor'un maçlarını. Evet. Normalde bilmiyorum TRT o maçları nasıl seçiyor ama her hafta iki maçı eşit dağıtması lazım. Nasıl şimdi TBL'yi vermeye başladığı basketbol birinci ligini cuma ve pazartesi günleri bu hafta başladılar. Cuma bir maç, pazartesi bir maç. TRT Spor 2'den veriyorlar. Hı hı. Bizim maçları niye mesela bir bakıyorum hep Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Efes. Bu konuda sizin biraz önce sohbet de diyorduk. Yani bir yaptırım, bir şey olmuyor mu? Yani TRT Spor'un geçen sene en çok verdiği maçlar bizim maçlardı. Ama seyirciliği, tribün esprisi vardı. Evet, tribün eski sanırım coşkulu maçlar, boş evet, salon yerine dolu salonu veriyordu. Burada etkin rol taraftar oluyor sanırım. Tamam ama kimsenin yok şimdi. Kimsenin yok. Dolayısıyla şu an kimse olmadığı için yayıncı kuruluş ya da yayıncı kuruluşla TRT arasındaki bir anlaşma sanırım bu. Sabit saatlerde mi veriyor mesela her hafta? Yok, Serkan abi? Değişiyor. Ona baktın mı hiç? Baktım ben, değişiyor. Takımların maçına 1'de de veriyor, 8'de de veriyor, 5.30'da da veriyor, 3.15'de de veriyor. Değişiyor yani saatler. Biraz da voleybolla onlar denk getirmeye çalışıyorlar. Çünkü Türkiye Voleybol Ligi'nde veriyorlar ya kadınlar, hı-hı, erkekler. Yani TRT 2'den verdiği için TRT Spor 2'den. TV Buyur'la bu konu hakkında şey görüşme yapabiliriz. Çünkü neden biliyor musun? Herkes evinde, şimdi domestik bir lig bu. Herkesin evinde, şimdi Bursa Spor nasıl futbolda TRT verince herkesin takip ettiği, geçen gün Hunca Uluç diyor bu takımın maçlarını saatini söyle ben izleyeceğim, evet, diye bir programda kendi söyledi, kendi programında. Yani Bursa Spor TRT sayesinde herkesin evine girdi ve herkesin Ali Akman diye bir çocuk var, bak Batuhan diye bir gol attı falan. İnsanlar ya da Avrupa diyorum Türkiye Kupası maçları evine giriyorsun. Şimdi basketbolda herkes şimdi sırf basketbol ligi için kutu almaz. Alanlar basketbol hastasıdır. Ama Bursa Spor şimdi adam ne yapsın? Digitürk alması lazım. Niye? Kahveler kapalı. Restoranlar ve diğer bistro yerleri kapalı. İnsanlar toplu halde maç seyredecek bir yer yok. Ya evde seyredecek ya da akşama TRT'den 3 dakikalık, evet, özetini seyredecek, öyle mi? Basketbolda da dön dolaş 3 İstanbul takımı, Efes, arada Türk Telekom aynı takımları veriyor yani. Ya şu yayıncı kuruluşla bir görüşme yapabiliriz. Acaba yayıncı kuruluşla TRT arasında bir anlaşma mı var? O geldi şimdi aklıma. Yani bu özel takım seçme hakkı mı var? Fener, Galatasaray, Efes maçlarını mı sadece, evet, yayınlama haklarını satın almışlar? Onu yok, öyle bir şey yok. İki maç seçiliyor ama neye göre seçiliyor onu ben bilmiyorum. Mesela bugün Orman Beşiktaş maçını veriyor sanırım 7'deki maç. Tamam ama niye Beşiktaş olduğu için, Orman olduğu için değil. Yani açık konuşalım. Evet. Rakip denk gelirse bunu söylüyorum, niye? İnsanlar zaten izleyemiyorlar. Evine de giremiyor. Bir toplu yerde, bir daha önceden mesela çay bahçesinde falan izletiyordunuz. Hı-hı. Hava güzeldi o zaman. Dışarıda izleniyordu Kültür Park'ta. Özel, evet, evet, görüşmeleriniz oluyordu Avrupa maçları. Şimdi hava soğuk. Çay bahçeleri kapandı. Kafeteryalar, kıraathaneler kapalı. Bu insanlar nerede bulup da seyredecekler yani? Evet. Yoksa biz şimdi konuştuğumuz şeyi Justin Tillman, Şayok, Mumford diyoruz. Bunların maçlarının anca Pota bizim programla aynı, sevgili Barış Kuyucu yapıyor. Aynı zamanda Hidayet'in başkanın danışmanı. TRT'de program yapıyor Pota 6 diye, aynı isimle ben gurur duyuyorum, o sorun değil de. Orada 3 dakikalık özet. Yani o da kaç kişi yakalayacak da denk gelecek, seyredecek. Açıkçası zaman zaman bizim maçları gece tekrarlarını veriyorlar, vermedikleri maçları. Onu görüyorum ben ama sonucu bilinen maç gece saat bilmem kaçında zaman doldurmak için verilen 40 dakikanın tamamını veriyorlar. Ama şey, kifayetsiz diye ben seni bulmuşken, evet, burada dertleşelim dedim. Görüşme yaparız. Şimdi mesela bu hafta Bursa derbisi var. Pazar akşamı 8'de Tofaş
Frutex'te Bursa Spor. Bu maç verilecek mi verilmeyecek mi kimse bilmiyor. Sanırım cuma günleri yayınlıyorlar. Hangi maçlar hangi kanaldan verilecek. Evet o da çok geç yani. Cuma günleri Cuma'ya kadar ben o, girmediğim yer kalmıyor. Onun yayın akışına gir. TRT'ye gir. İNG Bank Basketbol Süper Lig hesabına gir. Sürekli maçlar hangisi. Evet. Ben de diyorum ki anons edeyim. İnsanlar izlemek için kendilerini ayarlasınlar. Hatta benim bir tane sayfam var. Sevgili Yalçın seni çok konuşturmuyor gibi oldum ama. Bursa Spor'un basket, futbol ve diğer maçları alt alta yazıp hangisi çakışıyor, çakışmıyor. İş, meslek icabı. Şimdi iki program yapıyoruz ya. Evet. Bursa Spor'u konuşuyoruz ama TRT siz genelde çakıştırmıyordunuz. Ama şimdi artık yayıncı kuruluşlardan dolayı bazı şeyler sizin elinizde değil. Değil bir de bu sene hiç çakışmadı. Hiç çakışmadı çok çakışmadı, şükür ama. Evet. Mesela pazartesi 8'de olsa pazartesi 7'de maçı evet, var. Çakışır. Bazı maçlar ya böyle durumlarda müracaatta bulunuyoruz. Basketbol Federasyonu rakibe dönüyor. Rakip kabul ederse. O da erkenden olması gerekiyor. Federasyonlar açıklamış olması gerekiyor. Başka bir saatteki iki takıma dönülüyor. Onlar da kabul ederse saatler. Bir kere oldu öyle. Evet bir kere yaptık. Ama açıkçası tabii insanlar merak ediyor. Yani Fruit Dextra bu sene playoff'a giremezse Avrupa kupaları bu sene tabii biraz pandemiden dolayı ağır geldi. Biraz da 7-8 kişiyle oynamak zorunda kaldık. Sakatlıklar ve pandemi. Seneye ne olur ne biter? Açıkçası bunu bilgin dahilindeyse yani, konuşmak için erken mi? Şöyle söyleyeyim Serkan abi. Geçen sene ilk sezonumuzdu bu ligde. Evet. Bu sene Avrupa'ya gittik. Geçen seneyi 9. bitirdik eksik sezonda. Beyaz sezon yarıda evet. Kaldı. Bu sezon şu an tekrar söylüyorum sportif anlamda anlık şu ana kadar dönemde son 4 haftada 3 galibiyet alsak da evet bir sportif başarısızlık söz konusu. Evet. Bunun da tüm mesuliyeti bizim üzerimizde zaten. Ama şimdi bu sene playoff'a giremezsek ne olacak diye. Ne olacak konusu bana biraz şey geliyor. Bu sezon bu ligdeki henüz ikinci sezonumuz. Bizim aslında yok ne olacak derken Avrupa bazlı yoksa sıkıntı yok ya. Avrupa bazlı şöyle söyleyeyim. Ya Avrupa anlamında 10. 11. olsan dahi 4 tane kupa var. Bir şekilde evet 4 tane kupa var. Beşiktaş'ın son katıldığı Euro Challenge 4. kupa. 4. kupa. Yani biraz daha bütçe anlamında da takım anlamında da yormayacak bir kupa. Çünkü deplasman anlamında mı? Deplasman anlamında da daha çok Balkan ülkeleri ve yakın yerler. Seyahatler. Yani oradan bir Kanarya Adaları'na gidilmiyor yani. Evet yani Kanarya Adaları'na Afrika kıyıları. Madet aktarmalı. Yaklaşık bir günde gitti takım. Okyanusta bir dönüşü ya. Aynı şekilde. Yine Yunanistan'a biliyorsunuz otobüsle gitti takım. 23-24 saat. O ama uçak uymadığı için değil mi? Patras da çok ters. Adriyatik'e bakıyor. Yunanistan uçuşları kapatmış. Sanırım sorun da çözülemedi. O yüzden takım otobüsle gitti. Ve maç da erteleme maçıydı zaten. Erteleme maçıydı. Otobüsle geri döndü. Ondan sonra gel bir de lige çık. Evet yani oradan bir teklif gelirse düşünülebilir. Karar verilebilir. Yönetim onu tabii değerlendirecek o evet, zaman. Ama yani bizim aslında ilk 5 yıllık planımız ligin kalıcı takımlarından biri olmak. Yani ilk hesap o değil mi? Burada Avrupa'da oynayıp kapanan birçok takım var. Sakarya'sından, Uşağına, Trabzon, Eskişehir, Etisi, Eskişehir. Edirne, Olin. Bunlar yok ortada. Bu takımlar Avrupa'da oynadı ve basketbol sürekli zarar yapan bir spor dalı. Yani kar yapan bir geliri takım. Geliri yok çünkü. Kar yapan bir takım yok. Anadolu Efes yılda 2,5 milyon dolar zararla kapatan bir takım. Gelir futbola göre çok düşük. Futbolda bir galibiyet 3 milyon. Evet. Basketbolda 45 bin lira. O da iddia yani geliri. Sadece iddia geliri. Onun dışında kazanırsan mı 45? Kazanırsan 45, mağlup olursan 35. Bir de öyle bir şey var yani. Evet. Yani kazanamazsan 10 bin lira azalıyor. Kesiyor. 10 bin lira da kesiyor. Yani reklam alanı çok dar. Türkiye'de tribün zaten gelir kimse de kalmadı. Tribün geliri zaten bu sene yaklaşık 2,5 milyonluk bir şeyimiz ne var. Ne güzel önde koltuklar vardı. VIP koltuklar. Sağ içi koltuklar. 5 tane Avrupa maçımız vardı. İç saha. İç saha maçları. Şölen hesaplanıyordu. Evet, o anlamda da hasılat kaybımız çok fazla. Yaklaşık 2,5-3 milyon gibi bir pandemi sebebiyle evet. Mahrum kalınan bir
bilet geliri oldu. Allah'tan Nilüfer Barış Spor Salonu evet. Sizin uhdenize geçti de. Yani şey kullanımı. Kullanım hakkı diyelim. Kullanım mı şu an? Yoksa yine Nilüfer Belediyesi'nin salonu çok da katkıları oldu. Evet. Ben geldim gördüm imza töreninde. Gayet de güzel olmuş. O kalma yerleri de var. Yani basketbol dediğim gibi bir hata yaparsanız zaten zararla kapatılan bir spor dalı olduğu için altından kalkılamayacak durumlara yol açılabilir. Yani gelirle gider arasında müthiş uçurum var. Uçurum yok. Gelir çok düşük. Gideri de ona göre ona yaklaştırmanız bir gerekiyor. Bir de 5 yabancı var. Rakipler 5 alıyor. Sen almazsan eksik duruma düşüyorsun. Evet. Yerli katkısı önemli. Yerli katkısı önemli. Dolar biz oyuncularla 5.90 iken anlaşmışız mesela. Olmuş 7. 3 ay sonraki ödemede dolar kuru 7.80'e çıkmış. Bir ara çıktı evet. Biz yani 5.69'da anlaşmışken 7.90'a adam dolar istiyor. Dolar anlamaz istiyor ki adam. Oyuncularla da dolar sabitleyemiyorsunuz. Şimdi soru gelebilir. Sen ilerisini düşünemiyor musun? Neden doları sabitlemiyorsun? Şey, Lig TV gibi. Evet. Yani bankalarda bunu yapabiliyorsunuz. Hedge denen bir sistem var. Belli bir meblağ yatırıyorsunuz sigorta gibi. Doları sabitliyor. Ha, artsa dolar da dolar sabitleme sigortası. Evet, sigortası ama böyle bir şey yok. Ama belki ben atıyorum 10 bin dolar istiyorum. 10 bin dolar, 10 bin yani dolar yani. Oyuncuya şunu diyemiyorsunuz sözleşme yapıldığında. Bugünkü dolar kuru ne kadar? 5.90. Ben 5.90 üzerinden seninle anlaşıyorum. Sezon sonu 5.90'dan ödeyeceğim. Adam anlar mı abi Türk lirasının yani, bilmem nesini? Dolayısıyla yani bu dolar kuru genellikle yönetimlerin sığındığı bir liman. Evet, bir çok şey, arttı. Borç arttı mı? Kesinlikle ona sığınmıyorum. Sadece neden doları sabitlemediğiniz kısmına açıklama getiriyorum. Anladım. Yani getiriyorum. Yapamazsın. Yani. Yapamazsınız. Yerli oyuncuyla Türk lirası anlaşırsın. Evet. Zaten TL. Zaten TL. Yerlilerle TL. Çünkü eskide kaldı onlar. Yerlilerle TL zaten. Futbolda da öyle. Yerlilerle biliyorsunuz anlaşmaların TL yapılması mecburiyeti zorunlu. Mecburiyeti de getirildi. Devlet. O getirilmese bile zaten yerlilerle TL üzerinden anlaşma. Milyonsa milyon. Bu arada bir yerli sorusu gelmiş. Efe Gökata Kambir bizim her zamanki izleyicilerimizdendir sağ olsun. İyi yayınlar Serkan abi, Yalçın abi demiş. Yerli rotasyon için transfer yapılma planı var mı? Gerçi transfer yerlilerde de bitti galiba da. Bu sezon bazında mı? Bu sezon için. Bu sezon bazında yok abi. Bir de zaten 12-13 kişisiniz değil mi? Evet yani 12 işte Mitat. Mitat'la 13. 13 BGL başlayacak haftaya. Gençler Ligi de var. Bolu'da bir turnuva var. Evet, o da bubble gibi kapalı yerde. Ahmet Hakan Bozkurt da Almanya'dan her zaman olduğu gibi bizi izliyor. Selamlar Almanya'dan, sevgiler demiş. İyi yayınlar dilemiş. Yalçın Gündüz Hocam da iyi bir basketbol sever olarak bizi izliyor sağ olsun. Yalçın Hocama selamlar. Peki şimdi bu diyorsunuz kimya. Alim Pjevic kendi basketbol felsefesini gördüğüm kadarıyla yerleştirmeye başladı. Hı hı. Bu kimya artık tutacak. Tilman alıştıkça daha iyi oynayacak 4 numarada. Metin var orada, Tevfik var. İçeride de Kadri ile Oğuz birbirlerini ikame edecekler backup anlamında değil mi? Evet. Bu gözüken o ki bu kadroyla Allah bir sakatlık bir şey vermezse hastalık ya şimdi durum gidecek. Tilman'la ilgili 2-3 arkadaş Instagram'dan da yazmışlar bana. Öyle mi? Çok donuk, soğuk şimdi anlamında. Şimdi İtalya kariyeri var, İsrail kariyeri var. Avrupa'yı bilen bir oyuncu. Evet şimdi hani biz bir aileyiz madem. Tillman Covid sebebiyle anne ve babasını kaybediyor. Amerika'da. Evet. Yani İtalya'da mı artık Amerika'da mı bilemiyorum. Yani kendisi Avrupa'dayken mi? Yazın yani mı? Bilmiyorum yani. Sonuçta 4-5 ayda olan bir dönem bu. Anne babası yanında mıydı Amerika'da mıydı? Evet. Ona hakim değilim. Dolayısıyla Allah kimseye yaşatmasın. Çok aynı günlerde kaybediyor o zaman. Yani, onu bilemiyorum. Yani. Anne babası Covid'den vefat ediyor. Etmiş. Ve bu insan gurbete tekrar çıkıyor. Evet. Kötü bir şey tabii yani. Yani mental açıdan kendini bu şekilde hissetmesi kolay değil. Kolay değil. Kariyeri normal. Aslında çok zıp zıp, çok rebound kovalayan, coşkulu bir oyuncu. Evet yani fotoğraflardaki Tillman'la sağdaki Tillman arasındaki, şimdi onu yazmışlar bana da. Fotoğraftakiyle sağdaki coşku. Çok soğuk şeklinde. Yeni bir ülke. Evet yeni bir ülke. Zor bir psikoloji ama atlatacak inşallah. Herkese yardımcı olmaya çalışıyor. Tabii şimdi yani Kanada'da olsa sonuçta aynı dili konuştuğu 4 takım arkadaşı var. Evet. Zaten Türklerin hepsi İngilizce biliyor. Burada onlara güzel bir ortam hazırlıyorsunuz değil mi? Evet. Yani bütün imkanları hallediliyor.
ihtiyaçları görülüyor kulüp tarafından. Tabii ki. Kolay değil. Genel menajer Nedim Yücel ve ekibi zaten bu işlerin sürekli üstünde. Bir taraftan da Sezer Başkan'la beraber sürekli görüyorum toplanıyorsunuz. Evet. Özel görüşmelerle durumları değerlendiriyorsunuz. Ya bu sene hani ne siyah ne beyaz gri bir sezon yaşıyoruz. Hatta ne oldu belli değil. Geçen senenin ortasında evet ne olacağı belli değil. Yani bu belirsizlik içerisinde bu seneyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz açıkçası. Evet. Hani bu sene de bitsin artık normal bir şekilde geçen sezonun başı gibi bir lige başlayalım istiyoruz. Seneye daha mı iyi olacak sanki? Yani organizasyon bayağı da tecrübelendiniz. Vallahi yani taraftarıyla açılırsa evet. Yani bu ligde taraftarıyla var olan, taraftarıyla coşan değil mi? İki takım varsa biri biz, diğeri de Karşıyaka'dır mesela. Onun dışında taraftarın etki ettiği bir takım yok. Dolayısıyla bir de İstanbul'da bazı takımlar işte. Onların da tabii yüzünü... Onların da sanmıyorum yani çok fazla etkin değil böyle basketbol. Böyle 5000 6000 gelmiyorlar tabii. Yok yok. Dolayısıyla en çok etkilenen seyircisizlik anlamında çünkü diğer takımların zaten normalde de salonları boş. Yani Telekom olsun, Orman olsun. İşte o zaman o maçları zaten TRT vermek evet, istemiyordu. Yani seneye inşallah beyaz bir sezon, normal bir sezon. Güzel bir sezon olur. Hep beraber başlarız. Önümüzdeki sezon ilk hamlemiz sağlam bir pivot transferi olmalı diyor Berk Türkeş. Böyle bir mesaj gelmiş. Evet. Bu tabii teknik bir şey. İdari olarak tabii Yalçın Canbaz ne desin şimdi? Ama herkesin gördüğünü teknik ekip yönetimde görüyordur mutlaka yani. Mutlaka görüyorlardır. Yani bunu da değerlendirmekte fayda var. Tabii... Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir ara vereceğiz çünkü saatimiz reklam saati, yönetmenim de uyarıyor. Daha sonra Tofaş'ın maçını konuşacağım, alt liglere bakacağız, neler oluyor, neler bitiyor. Hepsini değerlendirdikten sonra ikinci yarıda sevgili yöneticimiz Yalçın Canbaz'la birliklerimiz devam edecek. Şimdi sadece 4 dakikalık bir ara, daha sonra pot altında yeniden birlikte olacağız. Sosyal mesafe kuralına uyduğunuzda aslında birbirinize değil koronavirüsle aranıza mesafe koyuyorsunuz. Böylece hepiniz sağlık için çabalayan birer sağlık elçisi olarak mücadelede yanımızda yer alıyorsunuz. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte. Hey! Sen de herkes gibi internetten alışverişin kolaylıklarından faydalanıyorsun. Ya da COVID-19'dan ötürü internetten alışverişe yeni başladım. Peki ya aldığın ürün güvenliği? Haklarını biliyor musun? Yeni ürün güvenliği kanunuyla internetten aldığın ve güvensiz bulduğun ürünleri de rahatlıkla şikayet edebileceksin. Şikayetin yetkili kurumlarca mutlaka işleme alınacak. Ürün güvensizse satışı yapan internet sitesine erişim engellenebilecek, para cezası uygulanabilecek. Güvensiz bulduğun ürün için hemen ürün güvenliği gov.tr'ye gir ve şikayette bulun. Hem haklarından faydalan hem de sevdiklerinle birlikte tüm tüketicilerin korunmasına katkıda bulun. Ürün güvenliği gov.tr. Güvenlik bir tık ötenizde. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez. Hepimizin temel hakları var. Bu haklara dokunulduğunda zarar görüyor, mağdur oluyor, kendimizi yalnız hissediyoruz. Adli süreçte mağdur, çoğu zaman yaşadıklarını ifade etmekte güçlük çekiyor, mağdurlar bilgilendirilmeye ve uzman desteğine ihtiyaç duyuyor.
Suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklar, şiddet mağduru kadınlar, suça maruz kalan yaşlılar ve engelli bireyler. Suç mağdurları artık adliyelerde yalnız değil. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri kuruldu ve sayıları her geçen gün artıyor. Bu müdürlüklerde mağdurlar güler yüzle karşılanıp doğru şekilde bilgilendiriliyor, ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlardan psikososyal destek alıyor. Adli süreçte yalnız değilsiniz. Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez. Mesafeli satışlarda 14 günlük cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Satıcı sorunu çözmezse tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Evet sevgili seyirciler, Pot Altı'nın ikinci bölümünde yeniden birlikteyiz. Brutto Ekstra'nın katkıyla sunduğumuz bu programda yaklaşık yarım saat daha sevgili yöneticimiz Yalçın Canbaz'la birlikte olacağız. Tabii ki basketbol liglerin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bu arada mesajlarınızı da bekliyoruz diyelim. Ve Bursaspor'un eski kaptanlarından, Türk Telekom yöneticilerinden sevgili Erkan Özbey kaptanımızla İyi yayınlar dilemiş bize. Türk Telekom seyirci sayısı en yüksek kulüplerden biridir, hatırlatmak isterim diyor. Eyvallah sevgili Erkan, ama sen de biliyorsun Bursa'daki taraftar sayısı 7000 kaç? 5500 mü koltuk? 5700. 5700 koltuk kapasiteli Tofaş Spor Salonu zaman zaman yetmiyor. Tabii ki Ankara'nın da Orman'la beraber önemli ben takımı sevgili Telekom'un Erkan Kaptan. Ben Telekom'u şu açıdan söyledim. Geçen seneki Telekom maçında gördüğüm taraftar kitlesi üzerinden yorum yaptım yani. Yani şey, açıkken diyorsun gittiğimiz, evet, Ankara maçlarında. Ankara'daki maç. Geçen seneki maçtan yorum yapmış sevgili Erkan. Yalçın Canbaz yöneticimizin de o yönde. Tabii ki Türk Telekom'un da kendine has bir seyircisi var. Nasıl Ankara basketbol severler o takımları izlemek istiyorsa Türk Telekom maçları da OGM'ye, Orman Spor'a göre. Tabii Telekom daha iddialı ve daha organize bir takım. İnşallah bir gün Erkan Özbey kaptan, seni de burada konuk etmek isteriz. Türk Telekom yöneticisi olarak diyelim. Sen de. İki hafta sonra zaten Telekom'a gidiyoruz. Evet. Orada Erkan'ın da bir başkanla dostluk tazeleyeceksiniz. Hı-hı. Her zaman Erkan kaptan da bizi maşallah hiç yalnız bırakmıyor. Sürekli takip ediyor. Teşekkür ediyoruz bize, hem yurt dışından hem yurt içinden mesaj atanlara. Bu arada tabii Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta yine Bursa takımı Tofaş'ın önemli bir maçı vardı. Ama Karşıyaka kendisinden 15 dakika önce uzatmaya giden maçta İstanbul'da Gaziantep Basketbol'un Fenerbahçe Beko'yu uzatmada yenmesi üzerine Karşıyaka üçüncülük için daha da heveslendi ve Tofaş karşısında 90-71 gibi bir sonuca imza attı İzmir ekibi. Tofaş ilk çeyrek kafa kafaya giden maçta 22-17 mağlup kapadı. Devrede 53-31 Karşıyaka'nın üstünlüğü vardı. Ama şunu da söyleyelim. Tofaş ilk yarıda 31 sayı atarken Karşıyaka ikinci çeyrekte 31 sayı attı sadece. 31-14 ikinci çeyrek skoru. Üçüncü çeyrek 70-53 bitti. Burada Tofaş kıpırdandı. Hatta şöyle söyleyelim, 20'lere çıkmadan önce fark 24. dakikada 55-43'te farkı 12 sayıya kadar indirdi. Ama son çeyrekte Karşıyaka Tofaş'ın farkı daha da kapatmasına izin vermedi. Ve 66-46 20 sayıya kadar çıkardığı ikinci çeyreğin ortasındaki farkı korudu.
ve maçtan da bir ara 77-56 ile 21 sayı çıkardığı maçtan 90-71 İzmir ekibi galip ayrıldı. Topaç'ta Tarık Filip 17 sayı 6 ribaund 5 asist 2 top çalma ile oynarken Akun Pursel'in 14 sayı 2 ribaund 1 asist 3 top çalması dikkat çekti. Oyun kurucu Christian 10 sayı 2 ribaund, pivot Simmons'ın 9 sayı 9 ribaundu birer sayıyla double double'ı kaçırdı. 2 top çalması var ayrıca. DJ White Zubcic'in sakatlığından sonra 5 sayı 3 ribaund 1 asiste kaldı. Berk Uğurlu 9 sayı 1 ribaund 2 asist. Berkan Durmaz bu maçta çok etkisiz kaldı. Bir zamanlar double double yapıyordu. Bursa'dan yetişen bir oyuncu altyapıdan. 3 sayı 1 ribaund 2 asist 1 blok 1 top çalma. Muhsin Yaşar da yine 3 sayı 2 ribaund ve 1 asiste kaldı. Türk oyuncuların fazla katkı verememesi ve Karşıyaka'nın da çok istekli olması Fenerbahçe'nin yenilmesiyle böyle bir sonucu doğurdu. Açıkçası tabii böyle bir sonuç Tofaş'ın ilk dörde girme anlamında da biraz elini kolunu bağladı diyebiliriz. 19'da 9. yenilgi oldu bu ve 6. sıraya indi. Genelde 19. haftada Darüşşafaka ve Beşiktaş'ın birer maç eksik. Bir de Ala ile o Gemi Orman Spor'un birer maç eksik. Onlar da yavaş yavaş tamamlanıyor değil hafta mi? Hafta içi tamamlanıyor. Hafta içi başladım. Oynuyorlar. Önümüzdeki haftalarda da yine bizim burada bir Daçka maçı var galiba. Pazar günü Tofaş, çarşamba Darüşşafaka maçı. Evet, o da çok önemli bir maç. Çünkü sıralama açısından bir hayli bizi yakından ilgilendiriyor Bursa takımı olarak. Biraz da sevgili seyirciler, sevgili Yalçın izin verirsen alt liglerden bahsedelim. Sevgili seyirciler, alt liglerde de bu hafta takımlarımız istedikleri sonuçları alamadılar. Zira güçlü takımlarla oynadılar. Onu da söylemekte fayda var. Mesela Final Spor Manisa deplasmanına gitti. 97-64 kaybetti. İlk yarıyı da 35-26 yenik kapadı. Ancak son çeyrekte 30-15'lik bir kötü skor. Final Spor'un bu maçı farklı 33 sayıyla kaybetmesi neden oldu. Terrell Allen 12 sayı üretti. Amerikalı 4 rebound 3 asisti var. Ama Chris Harris'in 7 sayı 4 ribaundla kalması hesapları bozdu. Buna karşılık çift hanelere ulaşan Murat Erensoy 10 sayı 4 ribaund. Yeni transferlerden Onur Sonsırma'da 5 sayı 4 ribaund 3 asiste kalınca ve diğer oyunculardan da fazla skor katkısı gelmeyince maalesef final yine düşme hattının bir üstünde kaldı. Tabii Budo Gemlik'te deplasmanda Yalova'ya konuk oldu. O maçı da çok çekişmeli geçen karşılaşmayı 72-69 kaybetti Budo Gemlik basketbol. İlk yarıya bakıyoruz 41-40 sadece bir sayı geride. Üçüncü çeyrek 53-57 Budo Gemlik'in 12-17'lik üstünlüğü var. 4 sayı öne geçti ama son çeyrekte 19-12'lik Yalova lehine biten maç. Budo Gemlik maçı 3 sayıyla kaybetti. Yeni transferlerden Talat Altunbey 12 sayı 9 rebound 3 asistle oynarken Brian Starr 11 sayı 1 rebound 4 asist. Tofaş pilot takım oldu biliyorsunuz. Oraya yardımcı oluyor. Batın Tuna'nın genç oyuncunun 17 yaşında 17 sayı 6 rebound 2 asisti var. Yine Ömer Yavaş o da eski bir Tofaşlı. O da çift lisanslı. 2 sayı 1 ribaundta kalmış. Emre Tanışan sezon başından beri Budo Gemlik'te oynuyor. 15 sayı 4 ribaund. Bakıldığında beklenen performansı son saniyelere kadar vermesine rağmen Yalova'ya kaybetti. Budo Gemlik'te sondan ikinci sırada. Tabii bu takımların bir an önce alt liglerden kurtulması en büyük dileğimiz. Zira basketbol 2. liginde ya yani 1. liginde iki takım varken Bursa'nın bunlardan birinin ya da Allah korusun ikisinin birden düşmesini kimse istemez. Çok önemli bir süreçten geçiyor. Altyapı düzeltiyorum basketbol 1. ligi. TRT'nin de maçları cuma ve pazartesi günleri vermeye başladığını biliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun TRT'nin 1. ligde maç vermesini sevgili Yalçın? Evet aslında iyi bir şey değil mi? Güzel bir karara imza atmışlar. İnsanlarla buluşturuyorlar. Cuma ve pazartesi günleri. Cuma pazartesi birer maç.
Yani TRT hem voleybolda olsun, handbol maçları tabii, da vermeye TRT Spor 2. Yani amatör sporlara yaptıkları bu katkılar son çok derece değerli, önemli. Değil mi? Evet, çok değerli. Şunu da söyleyelim. 6 Şubat Cumartesi günü erkekler basketbol 1. ligi dediğimiz TBL'de final saat 14'te biliyorsun onlar Naim Süleymanoğlu salonunda oynuyorlar Ankara yolunda eski köy hizmetlerinin orada. Final Bornova Belediyesi'ni konuk edecek. Budo'da 17.30'da aynı gün cumartesi sahasında Merkez Efendi ile oynayacak Denizli takımı. Çok önemli maçlar bunlar. Biz iki takımımıza da başarılar diliyoruz. Bu arada şunu da söyleyelim. Basketbol erkekler 2. liginde bu hafta temsilcimiz Geçit'in maçı maalesef oynanamadı. Bunun da sebebi konuk ekibin kaptanının bir şekilde vefat etmesi. O kötü bir evinde ölü bulunması nedeniyle o maç ertelendi. Tabii biz buradan bir kez daha değerli basketbolcu kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine ve basketbol takımına, camiasına da Çorlu Belediyesi'nin kaptanıydı. Başsağlığı diliyoruz. Üzüntü verici bir şey. Oynanamadı bu maç. 8 Şubat'a ertelenmiş kağıt üzerinde gözüken o. Tabii burada yani Geçit'in düşmeme adına iki galibiyet önde olması çok büyük avantaj. Evet, avantaj. İnşallah Mehmet Ceylan Başkan ve ekibinin de Geçit antrenörü Ali Çilingir'i de alacağız önümüzdeki haftalarda programa. Ligde kalması ve seneye daha iyi bir yapılanmayla inşallah sponsor da bulurlar. Çünkü onlar da yönetimin omuzunda gidiyor. Evet. Çok zor. Sen orayı da az çok biliyorsun. Değil mi? Beraberiz. Berabersin Mehmet Başkan'la. Geçit'e de buradan başarılar diliyoruz. Bunları toparlayalım dedik. Şimdi seneye liglerin seyircili oynandığını varsayalım sevgili Yalçın Canmaz. Taraftarlar için ne gibi plan projeleriniz var? İşte saha içi koltuklar yapıldı. İnşallah bir ara okullarla işte paneller, çekilişler yapılıyordu. O devam edecek. Değil mi? Onları biraz açar mısın? Seyirciler en azından bir içleri ferahlasın şöyle. Aslında biz bu sene yönetenlerin işi saha içiyle alakalı bir durum değil sonuçta. Yöneticilerin tek görevi gelir sağlayıcı, kaynak yaratacak projeler üretmek. Ve de tribünlere seyirci sayısını arttırmak. Evet, aslında yönetimlerin tek misyonu bu olmalı kulüplerde. Normalde. Ama bu sene işte bu gri sezonda ilk iki haftayı iyi geçtikten sonra bir ara 8 hafta üst üste gelince ne oluyoruz oldu o yani. O dönemde ya kafamızı biz de kaldıramadık. Değil mi? Yani bu işin idari kısmıyla ilgili oraya yoğunlaşamadık sportif sonuçlar sebebiyle. Ama gelecek seneden itibaren okullarla ilgili projelerimiz. Paneller belki. Evet. Hatta bir internet sayfamızda bunlarla ilgili proje çalışmalarımız Cener Zengin. Evet. Behten. Evet. Milli Eğitim'de. Eğitimcilerden. Evet. Milli Eğitim'de uluslararası projeleri var kendisinin kabul edilen. Hep beraber taraftar anlamında da kurumsallıkla bağdaştırılacak birçok projeler sunacağız. Ama şu sezonu bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz şu an. Hayırlısıyla. Okullarla ilgili aynı şekilde geçen seneki yapmış olduğumuz kampanyalar devam edecek. Belli okulları belli şartlarda evet, tribüne almak gibi. Bursa Spor Kulübü Derneği bu basketbol AŞ'nin sahibi. Evet. Bu derneğe üyeliklerle ilgili biz resmi sayfamızdan dernek üyeliğiyle ilgili üyelik formunu da attık. Tamam. Şu an 85'e yakın bir başvuru oldu. Bu dernek üyelerine kombinelerde olsun veya farklı konularda olsun bir öncelik. Bir güzellik olacak yani. Öncelik tanımlayabiliriz yer anlamında. Ama dediğim gibi şu anki tek amacımız şu gri sezonu bir şekilde tamamlamak. Çünkü hem gelir anlamında da hem de siz de söylediniz bir tadı tuzu yok seyircisiz. Evet, sürekli bir kenardan gelen koç ya da yedek evet, sesi. Yani futbol maçlarında yine açık alan ses kayboluyor gidiyor. Basketbolda bu çok boş salonda maç izlemek çok acayip bir duygu gerçekten. Bu sezonu bir an önce tamamlayıp seneye beyaz sezonda
idari anlamda da çok farklı şeyler yapacağımızı taahhüt ediyorum. Proje anlamında da, evet, taraftarlar olanak anlamında da. Zaten bir birlikteliğiniz var sponsor firmayla beraber, Sprutti Extra ile. Evet, evet. 5 yıllıkta bir yapılanma süreci değil mi? Evet, yani şu bu ligde 3-4 yıl tamam biz artık burada varız dedikten sonra Avrupa'nın ciddi kupalarına aday olmak daha sağlıklı olacak. Bu sene bunu tecrübe ettik. Bir de seyircisiz Avrupa Kupalarının tadı tuzu hiçbir şey yok. Yani yine orasını TV bu verdi. Yine kapalı kanal. Hmm. 40 yılda gerçi Bursaspor'un bazı maçlarını şifresiz verdiler ama onda da uydunuz olması gerekiyor falan filan. TV Bursaspor YouTube kanalından verdi galiba. YouTube'dan verdi. Uydudan verdi. Bazı maçları YouTube'dan izledi seyirciler. Zaten 5 maçın ikisini de burada oynadık, deplasman maçlarını. Evet, çift maç oynandı. Arka arkaya 2 gün maç yaptığımız oldu. 2 gün sonra burada Galatasaray maçına çıktık. İlk maçına çıktın o güçsüzlükle, evet, 7-8 kişiyle. Yani çok şanssız bir sezon geçti. Özellikle bu geçtiğimiz 2-3 ay içinde değil mi? Evet, evet. Ama bir taraftan da tabii taraftarlar keşke bu sene, benim anladığım zor gözüküyor açılması artık bu pandemi kurallarında. Yani basketbol kesinlikle açılmaz. Hani salon sporları. Daha futbol açılmadı çünkü ki. Çünkü yani bulaş riski şeye göre çok daha fazla, bu oyunculardan da çok net o ortaya çıktı zaten. Basketbol takımlarında geçirmeyen takımlar kalmadı. Bir ara Karşıyaka'da 12 kişi geçirdi. Bir de basketbol elle oynanıyor. Evet, yani bizde aynı anda 8 kişinin geçirdiği bir dönem vardı. Efes değil maçına mi gittik. Değil mi? Bir gün önce idmandan geri döndük. O da enteresan oldu. Yani maçtan bir gün önce Covid testine giriyorsunuz. Evet. Sonuçlar geliyor. Açıklandığında takım Efes maçından bir gün önce Sinan Erdem'de idmandaydı. Sonuçlar çıkınca takım idmanı yarıda kesip. O da enteresan ama normal 48 saat önce yapılsa daha iyi değil mi? Gitmeden sonuç alsanız. 48 saat içinde yaparsanız sonraki 48 saat içinde bu virüsü kapmış olabilirsiniz. Ha, o da var yani diyorsun. Ama işte futbolda öyle yapıldığı için benim aklıma geldi. Futbolda 48 saat önce. Ya işte basketbolda bu anlamda bulaş riski çok yüksek olduğu için zaten onun da en ağır sonuçlarını biz çektik diyebilirim Karşıyaka ile beraber. Karşıyaka bir kere takımın tamamı geçirdi sanırım Covid'i. Biz de böyle gruplar halinde 3-4 defa ayrı ayrı, zaten o yüzden maçlarımız da ertelendi. Sürekli. Vallahi açıkçası bu sıkıntılar tabii bütün takımlar için geçerli. Tabii. Ama bu yıla baktığımızda ben özellikle hani tribünlerde seyirci olsa ya da maçları açık kanaldan izleme şansları olsa ya da YouTube'dan Şayok için özel bir tribün olur. Yani çok bence NBA kariyerli. Bence hocamız için olur. Bunu seneye da söyledi dersiniz. Yani. O da tabii 1+1 de onun opsiyonun kullanılması gerekiyor. Sözleşmesinde 1+1 yazıyordu. Şöyle. Yani sezon bitecek artı yeni sezon için tekrar konuşulacaktı. Yani evet. Aslında konuşulmayacak. 1+1 karşılıklı memnuniyet dediler. Sözleşmeyi feshetmek isteyen taraf diğer tarafa bir meblağ ödeyerek ayrılabilecek. Öyle mi? Evet. Orada bir opsiyon var yani. İşte daha doğrusu tazminat maddesi var. Aslında otomatik uzuyor diyebiliriz şu an. Kimse bir şey yapmazsa? Evet. Bir tarihe kadar kimse bir şey yapmazsa. Ha, bu belli bir şey gibi oldu. Bu hani Fernando Bursaspor'dan gidene kadar kiralık muhabbeti vardı. Bizimki daha şey garanti. Daha garanti. Ama biz... Kulüp çok... hocadan, hoca kulüpten memnun mu? Çok memnunuz. İki tarafta birbirinden çok şimdi memnun. Şimdi Sırp hoca tabii ilk defa Türkiye'de çalışıyor. Ama Bursaspor'u yakından takip ettiğini imza töreninde söylemişti. Zaten çalıştırdığı takımdaki taraftar profiliyle daha çok aslında uyumlu. Tabii. Kızılyıldız'da yani çalıştı. Kızılyıldız'da ya tahmin ediyor zaten. Tabii Sırbistan'daki basketbol sevgisi malum. Yani buradaki Belgrad'da. Buradaki tahmin yani şeyin coşkunun farkında. Videoları da görmüştü. Aslında seyircisiz maçlarda dahi biz böyle hafiften bir tribünsel bir durum söz konusu oluyor bizim maçlarda. Yöneticiler orada o işi, sesler geliyor yani, zaten yukarıdan. Biraz... Bir de iyi savunma yapıyor. Orada ikili sıkıştırmalarda takımla beraber koşuyor. Yapıyor. Hatta onun öyle bir videosu yayınlandı. Yapıyor yani seyircili maçlarda çok daha farklı olacaktır. Seyircinin de dikkatini çekecektir zaten bu. Koçun aktif olması diyorsun. Hakikaten maçın içinde ben görüyorum... Yani ben açıkçası daha agresif bekliyordum.
beklentime agresiften yana agresif ama yani böyle bazı Obradovic gibi de değil. Hani mesela molaya mikrofon konduğunda acayip şeyler çıkar gibi bir yüz ifadesi yok. Kızıyor ya ediyor ama. Zaten 86 doğumlu. 35 yaşına yeni girdi. 35 yaşında. Ya bence yaşının çok çok üzerinde olgunluğa sahip. Evet. Çünkü yani Euroleague görmüş bir görürüm, hoca. Evet. Değil mi? Yani memnunsunuz Sırp Hoca. Duşan Alimpiyeviç. Soyadında da bir Türk Müslüman bir ismi gibi. Alimpiyeviç. Bir Alilik hiç var yani. Bilmiyorum abi. Değil mi? Yok yani hoca Sırp da Alimpiyeviç Ali geçiyor içinde. Vardır ya Hayrettinoviç gibi falan filan. Sorarız. Bir taraftan bir dedelerden bir şey sanki bulaşmış gibi geliyor bana Boşnaklardan falan. İsminde bir böyle bir esinti var yani. Neyse canım o da bizim aslında o zaman sormamız gerekiyordu. Alimpiyeviç'in Ali ile alakası var mı yoksa sadece isim benzerliği mi? Olabilir. Bazı isimler vardır ya Adam, Adem, Adam gibi. Sorarım. Eyvallah. Sana dönüş yaparım oğlum. Eyvallah teşekkür ederiz. Ama benim gördüğüm kadarıyla Bursa'yı sevdi. Zaten o tribünlere karşı bir oynasa evet. Bursa'dan ayrılmak istemez. Evet. Tribünlerin desteğiyle beraber. Ben de öyle düşünüyorum. Bir yumruk şovlar falan başlayabilir yani. O yatkın bir yapısı var. Çünkü takımı coşturmak onun zaten ana hedefi. Coşku istiyor sürekli. Coşku istiyor. Sürekli. Tabii bizim yerli oyuncuların da katkısının artması son haftalarda işte Birkan'ın olsun. Can biraz düşüşte Can Maxim Mustafa ama Birkan'ın olsun. İşte Oğuz zaman zaman çok katkı veriyor. Hı-hı. Metin Türen ben önemsiyorum bu tür oyuncuların performansını. Açıkçası bu hafta tabii bir sevgili seyirciler Bursa derbisi var. Pazar günü saat 20'de. Yani Bursa Spor maçıya çakışmadığı için. Tabii bu maça kimse gidemeyeceği için. TRT'de vermezse bu maçı sadece kutusu olanlar izleyebilecek. Receiver anlamında söylüyorum. Bu anlamda yani, kötü denk geldi. Tofaş'la Süper Lig'de 3 maç yaptık sanırım. Evet. Bu dördüncü maç. Dördüncü maç. İkinci sezonun ikinci maçı. Rövanş maçı. Tabii derbiler her zaman heyecanlıdır. Havası farklıdır. Sezonun ilk mesela ilk Süper Lig'e çıkan Bursa Spor'un ilk maç çıkmıştı bir de hatırlıyorsun. Evet. Yani Bursa Spor Tofaş maçı o zaman o maçın nasıl biteceğini kimse kestiremezdi. Hatta Tofaş ağır favoriydi kağıt üzerinde. Ama Bursa Spor o maçı kazanmıştı. Evet. Ve şimdi bakıyorum 10 Şubat'ta da hemen Fruity Extra Darüşşafaka maçı var. Çarşamba günü. Üst üste maçlar geliyor. Bu yoğunluğu takım kaldırabilir mi? Yabancıların uyumuyla beraber vallahi nasıl öngörüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. O çok yoğun fikstürden çıktığımız haftalarda evet. Bazen 10 gün, 11 günde 4 maç yaptığımız dönemler de vardı. Doğru, hakikaten şu an, üst üste. Şu an takım daha dinlendi açıkçası. Bu yani tempoya alışkın diyorsun. Evet, şu an pazar, çarşamba ki ondan sonra milli takım arası var. Evet. Çarşambadan sonra. Şu an pazar, çarşambanın bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum ben. Zaten bizim dediğin için. Gibi o kadar yoğun Avrupa temposundan sonra bu maçlar biraz daha dengeli gözüküyor kağıt zaten üzerinde. Zaten her maç neredeyse 9-10 kişiyle oynuyoruz. Geçen sene mesela 6 kişiyle falan oynuyorduk herhalde. Bir rotasyon genişledi. Ömercan İlyasoğlu var. Ender Aslan sakatlanıyor bazen. İşte Metin Türen bu hafta burnu kırıldı. Evet. Maskeyle oynadı. Değil mi? Tevfik yani, devreye girmeye çalışıyor. Dolayısıyla şu an pazar çarşamba maçının Birkan Can var. Yani çok olumsuz bir şey evet. Vereceğini düşünmüyorum ben. Mesela. Bazı maçlara erteleme olduğu için 3 yabancıyla çıkıldı Efes maçına mesela. Sonra bazı Amerikalılar geç geldiği için 4 yabancıyla evet. Çıkılan maçlar oldu. Evet. 5 yabancıyla son haftalarda çıkıyor. Beşiktaş maçıyla beraber başladı. Beşiktaş'la başladık. Onu da söylemek lazım. Darüşşafaka maçı çarşamba günü 19.30. O da Bursa'da değil mi? Hı hı, Bursa'da. İç sahada. Sonraki maçlar milli aradan dolayı belli değil. Türk Telekom deplasmanı var. Sonra Bahçeşehir gelecek. Büyükçekmece,
Afyon maçı içeride. Karşıyaka, Efes, Fener. O son haftalar da acayip. Nedir abi? Karşıyaka, Efes, Fener, Galatasaray, Orman. Oraya kadar bir işi garantilemek lazım. Değil mi? Yani bir şekilde bütün takımlar bu fikstürden geçiyor. Evet. Belki de o takımlarla en iyi oynanabilecek dönemler olabilir yani. Belki istim üzerine çıkacak takım, birbirine alışacak. Yani belki diğer takımların ligdeki sıralaması az çok belli olacak. Anladım. Yani sorsalar o haftalarda oynamak isterdim ben. Evet. O zaman doğru söylüyorsunuz. Yani zor maçların sona kalması. Son olarak programı kapatmadan sevgili Yalçın Canbaz, var mı taraftara bir mesajınız, öyle kapatalım. Yeni sezona yönelik de olabilir, bu sezona yönelik de olabilir. Bir mesajla yani programı sonlandıralım. Bu sezon sportif anlamda tam olarak Avrupa'da ve ligde beklentilere karşılık veremedik. Bu anlamda üzüntülüyüz açıkçası. Evet. Ama ligle alakalı devamında, alt sırayla alakalı açıkçası hiçbir endişem yok. Seneye beyaz sezonda taraftarımızla beraber tribünlerin açılacağı bir sezon. Yeni bir sayfa, geçmişi unutup demeyeyim. Unutulacak bir şey yok. İlk senemizde Avrupa'ya katıldık. Hak kazandık tabii. Evet, ve bu sezon Avrupa heyecanı yaşatalım istedik Bursa'ya. Pandemiden dolayı o coşku olmadı ama. Bursa'ya taraftarla buluşamadık. Açıkçası o fikstürü, yoğunluğu sıkıntı oldu. Kaldıramadık. Covid vakalarıyla beraber. Ve bu lige de çok olumsuz yansıdı zaten. Ama Avrupa maçları bitti. Zaten bittikten sonra takım hemen bir Beşiktaş maçıyla reaksiyon verdi. Belli etti kendini. Çekmece ve Beşiktaş maçlarıyla. Deplasman galibiyette de tabii başka evet, oluyor. Evet, yani Gaziantep maçı dahi kazanılabilecek bir maçtı. Evet, ben de izledim. Yani, sonlarda gitti. Son 4 dakikada. Ama İyi işte, getirilen bir maç. Bu evet. Arada son mesajlar da geldi. Onları da okuyup kapatalım sevgili Yalçın. Harun Güley kardeşimiz demiş ki, abi iyi yayınlar. Avrupa bizi çok zorladı. Çok şükür Avrupa maçlarının bitmesiyle işler ligde rayına girmeye başladı demiş. Teşekkür ediyoruz. Selçuk Çelik değerli yöneticimiz ve benim kuzenim. İyi yayınlar diliyor. Selçuk'a da buradan selamlar. Ailesine. Akrabalarımı da ellerinden öpüyorum. Çünkü bizim baba tarafından teyze torunu olur. Mustafa Özkaya da takıma genç iyi bir pivot almayı ne zaman düşünüyor yönetim ve hoca demiş. Onu da biraz önce sormuştuk zaten. Hocadan böyle bir gelirse demiştin. Evet. Yani. Şimdi bakarız duruma. Ama bütçeler de tabii mevzu bahis. Kolay değil ama bildiğim kadarıyla playoff'a kadar yabancı hakkı var. Ama yerli oyuncu alt liglerde bitti. Şubat ortasıymış sanırım. Öyle mi? Şubat ortası. Onu da Mustafa Özkaya'nın mesajını vermiş olalım size. Teşekkür ediyorum sevgili Yalçın. Var mı eklemek istediğim bir şey? Teşekkür ediyorum. Valla arayı uzatmayalım. Evet. Ekonomik konulara seninle daha çok giriyoruz ama bir başka programda insanları üzmeden bu işin nasıl döndüğünü daha detaylı konuşuruz. Evet. Şimdi biraz tabii iş skora endeksli olduğu için. İşte biz de açıkçası tam kurumsal yapıya yoğunlaşamadık sportif sonuçlar sebebiyle. Evet. Bundan sonra yeni sezonda inşallah çok farklı organize, çalışmalarla taraftarlarımızın karşısına çıkacağız. İnşallah o coşkulu günleri biz de hasretle İnşallah. Bekliyoruz. Pandeminin bir an önce sona ermesi, tribünlerin taraftarla ki Bursa Spor seyirci değil biliyoruz. Texas'a taraftar evet. Seyirci demek ayıp. Onların yaptığı zaten bu haftaki koreografiyi gördünüz müthişti. Futbol maçında müthişti. Kutluyoruz onları bir kez daha. Sevgili Yalçın Canbaz çok teşekkür ediyorum. Senin nezdinde Fruitex'te Bursa Spor'da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler bir programın daha sonuna geldik. Bu hafta yine potaların nabzını tutmaya çalıştık. Haftaya dediğimiz gibi Bursa Spor'un futbol maçı nedeniyle pazartesi 18 yerine 16'da karşınızda olacağız. 2 hafta boyunca pazartesi saat 16'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.